ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Zaman durduğunda. Kaçırdın. Bunu vurmayı denetiyle. Bekle Orko. Güneş hala gözüme geliyor. Ama bu çok garip. Oynamaya başladığımızdan beri hareket etmedi. Haklısın. Bulutlar da hareket etmedi. Öyle mi? Zamanı gelmedi mi daha? Saat hala 10. Bu oynamaya başladığımız saat. Belki kol saatin durmuştur Tila. Belki de Orko. Ama bu saat de durmuş. O zaman yaptığım şekerleme sayılmaz. Sanırım tekrar deneyeceğim. Burada çok garip bir şeyler oluyor. Sanki zaman durmuş gibi. Yardım edin. O ses de neydi? İmdat! Birinin başı belada. Hadi gidelim. Bunu yapmak zorunda mıyız? Bu tarafta. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen bana yardım edin. Ona yetişemiyorum. Bu iş tam He-Man'e göre. Ben de bundan korkuyordum. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Hadi gidelim Atılgan. Dondurucu ışınım onu durdurur. Dur Tila. He-Man. Holhofer sana zarar vermez. O sadece korkmuş. Holhoferların keskin bir duyusu vardır. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmiş ve paniğe kapılmış. Hadi koca dostum. Buradan çıkış yolunu kazalım. Evim güzel evim. Şimdi Tila ve küçük kızı delikten çıkartalım. He-Man tarafından kurtarılmak benim için bir onur. Önemli değil bayan. Benim adım Prenses Keti. Prenses mi? Prenses mi? Evet. Simbar'ın imparatorunun kızı. Sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Bizimle saraya gelin prenses. Zevkle. Birine zor durumda eşlik eden kimse karşısındakine en güzel hediyeyi vermiş olur. Tila sizi güvenli bir şekilde saraya götürür. Gidelim Atılgan. Lütfen sarayda bizimle kalın Prenses Keti. Evet hayatım. Majesteleri çok kibar ama İmparator babam için bitirmem gereken önemli bir görevim var. Biraz daha kalıp seyrimi yapmamı izlemek istemez misin? Bunu çok isterim ama ne yazık ki yapamam. Kum Saati Dağı'na olan gezimi tamamlamam gerekiyor. Kum Saat Dağı. Orası zamanın koruyucusunun yaşadığı evet. Yer değil mi? O ve babam şeytan büyücü Hexon tarafından orada esir alındı. Aa,
Demek ki zamanı donduran Hexan'dı. Ama eğer zaman durduysa nasıl hareket edebiliyoruz biz? Bir saatin en son dakikasını aldı ve onu ayırdı. Sonra yine ayırdı ve böyle devam etti. Bu şekilde aynı saniye sonsuza kadar devam edecek. Ya da istediği şeyi, bizim krallığımızı alıncaya kadar. Zamanı durdurmanın ne yararı olacak? Kurallarımıza göre imparatorun mevsimler konseyinden önce baharın ilk günü ortaya çıkması ve önümüzdeki yıl hüküm sürmek için söz vermesi gerekiyor. Ve tabii zaman durduğuna göre bahar asla gelmeyecek. Kesinlikle. Ekinler hasat edilemeyecek ve krallık aslında bütün Eternia yok olacak. Güneş bir daha asla doğmayacak. Ay ya da yıldızlar da olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet. Adam, konseye gidip onları Hexon konusunda uyar. Tila, sen ve Orko Prenses'le gidin. Teşekkür ederim efendim. Ama acele etmemiz gerekiyor. Babam için çok endişeleniyorum. Umutsuzluğa kapılma prenses. Hexon'u durduracağız, göreceksin. Görev neredeyse tamamlandı. Artık Eternia'da yeni bir dakikanın olmayacağından emin olmalıyım. Hadi gidin hemen, hadi. Ranyor'un kum tepelerine. Hayır, eğer zamanın kumlarını oraya gönderirsen bir daha onları nasıl bulacağız? Diğer kumların arasında kaybolacaklardır. Doğru, zamanın eski koruyucusu. Sadece benim kendi büyük doğru kum tanelerini gösterebilir. Sadece son kum tanesi kalacak. Zamanın son saniyesi. Bunu kendime saklayacağım. Simbar'ın imparatoru olana dek bu sonsuza kadar benim olacak. Sadece benim. İşte orada Titrek. Mevsimler Konseyi'nin tapınağı. Sen önden git Edim. Üzgünüm eski dostum. Yapacak işlerimiz var. Neden her zaman biz? Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Ah ne kadar kötü. Ben Bahar Lady'si, Bayan Yaz, Kont Sonbahar ve Bay Kış hepimiz buradayız ama yapacak işimiz yok. Ah bunun ne yararı var Bahar Lady'si? Bir daha asla çiçekleri zamanında açamayacaksın. Bahar asla gelmeyecek. Bundan emin olmayın. Bu Himen. Hexon adındaki büyücü zamanı durdurdu. Buraya gelip Simbar'ın tacını isteyecek. Onu durdurmanın bir yolu var mı acaba? Evet. Ama bu çok zor olacak. Hexon'un buraya gelip tacı istemesini önlemek zorundasın. Ayrıca zamanın yeniden işlemesini sağlayacak bir yol bulmalısın. Ama imparatorun tam zamanında burada olmasını sağlamalısın. Yoksa krallığını kaybedebilir. Bu bizim yasamız. Bunu değiştiremeyiz. Anlıyorum. Hadi gidelim Atılgan. Yardım gelecek. Görürsün. Yanılıyorsun. Kimse bana meydan okumaya cesaret edemez. Ama yine de dışarıda neler olduğuna bir bakalım. Prenses Kitty ve birkaç arkadaşı. Zararsız görünüyorlar ama yine de emin olmalıyım. Gidip prenses için bir hoş geldin partisi hazırlayayım. Neredeyse geldik. Sana öyle geliyor. Hexon. Dondurucu ışınımla onu durdurabilirim. Pekala, bu kadar yeter. Kötülerin ödemesi gereken bir bedel vardır. Büyücü, büyücü, uzaklaş buradan. Dikkatli ol ufaklık. Senden büyüklerinin olduğunu unutma. Ah!
tuzağa düştük. Artık babamı asla kurtaramayız. Kalamayacağım için üzgünüm ama Simbar'ın tacını almaya gitmem gerekiyor. Neredeyse geldik Atılgan. Düz devam et. İyimen. Kum saati dağına doğru gidiyor. İmparatoru serbest bırakmadan onu durdurmam gerekiyor. Geri git İyimen. Benim büyülerime karşı hiç şansın yok. O kadar emin olma Hexon. Mevsimler konseyine ulaşamadan seni durduracağım, göreceksin. Aynı prenses ve arkadaşları gibi başarısız olacaksın. Onları artık bana bela olamayacakları bir yere kapattım. Ona bela olup olamayacağımızı öğrenmeye ne dersin Atılgan? Elveda Hemen. Saatler durmuş olabilir ama senin zamanın artık doldu. Elektrikli devrim senin işini görecekti. Bu yaratık bir şok istiyor gibi. Sanırım devin devreleri yandı. Hadi gidelim Atılgan. Görünüşe göre bahçen biraz kontrolden çıkmış Tila. Onlar benim değil, Hexon'un. Bizi imparatora gitmekten alıkoyabilmek için yaptı bunu. Ben gidebilirdim ama dallar Tila ve Kete için çok kaygandı. Sanırım bunun çaresine bakabiliriz. Öyle sanıyorum ki biraz kum bu dalların kaymasını önleyebilir. Bu onlara karşı savaşımızı kazanmamızı sağlayabilir değil mi? Evet, önden buyurun. Sen burada kal Atılgan. Bir sorun olursa müdahale edersin. Tamam Hemen. Devam et Kati. Neredeyse ulaştın. Sakın aşağı bakma. Kayıyorum. Seni tuttum. Yine hayatımı kurtardın Hemen. Sana bunu nasıl ödeyeceğim? Güvendesiniz prenses. Bu benim için yeterli. Bunu asla unutmayacağım Hemen. Kendinden önce diğerlerini düşünen herkes hatırlanmalıdır. Bakın Tila kapıya ulaştı. Hadi gidelim. Kapı kilitli Hemen. İmdat! Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Şu tarafta. Baba! Kızım, tam zamanında yardım getirdin. Bir güç kalkanına hapsedilmişler. Onları nasıl kurtaracağız? Bir testle. Hexon'un gücü kötülüğe dayanıyor. Ama benim kılıcım sadece iyilik için işe yarar. Bakalım hangisi daha güçlü? Eğer yeterince güçlü çekebilirsen... Bak, açılıyor. Çabuk, çok uzun süre açık tutamam. Baba, iyi misin? Ben iyiyim kızım. Ama hemen kum saatinin kumlarını geri getirmelisin Hemen. Zamanın koruyucusu, kumların nerede olduğunu söyle bana. Hexon kum saatinin kumlarını Ranvun'daki kum tepesine gönderdi. Zamanın yeniden işlemesi için o kumlara ihtiyacım var. Pekala, kumları geri getireceğim. Tila, sen İmparator'u Mevsimler Konseyi'ne götür. Hexon oraya çoktan ulaşmıştır bile. Umarım çok geç kalmamışızdır. Bakın bu durumda beni Simbar'ın İmparatoru olarak görevlendirmeniz gerekiyor Soylu Konsey. Bu ricanı biraz düşünmeliyiz Hexon. Sadece birkaç dakika daha. Üzgünüm Bahar Lady'si, zaman doldu.
Henüz de olmadı değil mi? Mevsimler Konseyi size imparatoru getirdi. Bunun bir anlamı yok. Tacını alabilmek için baharın ilk günü gelmesini beklemek zorunda. Ama bahar gelecek. Heymen zamanı kumlarını getirmeye gitti Ekson. Bunu göreceğiz prenses. Heymen bu kez başarılı olamayacak. Heymen'e yardım etsem iyi olacak. Sihirli güçler kalkıp uğuldayın. Zamanın kumları yerinize dönün. Çok garip, hiçbir şey olmadı. Anladım. Sihirli hapşırık tozu. Bu sonsuza kadar sürebilir Atılgan. Zamanımız azalıyor Himen. Çok komiksin Atılgan. Fena değil Himen. Ama şunu izle. Senin için hazırım Ekson. Ben de hazırım. Zamanın kumlarını arıyorsun Himen. Sana onları bulmada yardım edeyim. Yükselin zamanın kumları. Görev sizi çağırıyor. Himen'i duvarlarınızla hapsedin. Himen bundan asla kurtulamaz. Neler oluyor? Biraz su seni sakinleştirir Ekson. Senin icabına bakacağım. Heymen. Orko, zamanın kumları. Buradalar. Bir fikrim var, izle. Seni oradan çıkartacağım Heymen. Büyücü parçası. Sakin ol, sakin ol Ekson. Benim öfkemi henüz görmedin. Ama şimdi göreceksin. Zamanın kumları bir kez daha yükselin ve kaosunuza birini daha ekleyin. Eminim beni yakalayamazsın. Yavaş büyücü, yavaş büyücü. Hiç kimseyi yakalayamaz. O ne yapıyor? Kumların onu takip etmesini sağlamaya çalışıyor. Hexon'u yakalamaya hazır ol. Dalış yapma zamanı geldi. Özgürüz. Ve Hexon da orada. Kalkışını engellemek istemezdin Hexon. Ama artık senin için iniş zamanı geldi. Konseye geri gitmem gerekiyor. Ne kadar yükselirsen o kadar hızlı düşersin. Görünüşe göre yakalamam gereken bir büyücü var. Hazır mısın Ekson? İyi yakala işte Atılgan. İşte burada. Teşekkür ederim. Peki Orko nerede? Ne yapıyorsun orada? İyi ama neden daha önce söylemedin? Seni oradan çıkartacağım. Teşekkür ederim Heymen. Hadi zamanın kumlarını zamanın koruyucusuna geri götürelim. Neredeyse bitti Heymen. Evet bitti. Zaman yeniden işlemeye başladı. Yeni bir yardımcım var artık. Hadi gel Hexon. Ayarlaman gereken saatler var. Burada işi bittiği zaman yetkililer gelip onu alacak. Uzun bir süre sadece iyilik yapabilecek. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Hexon. Hadi gidelim Atılgan. Orko, konsey toplantısı başlamalı. Haklısın Himen. Sevgili babamı, imparatoru takdim etmekten gurur duyarım. Lütfen öne çıkın imparator. Sorun nedir imparator? Ben Himen'i bekliyorum. Onun ilk görevi dostlarını gururlandırmaktır Tila. Majesteleri ben geldim ve iyi haberlerim var. Zamanın kumları yeniden işliyor ve Hexon da uzun bir süre çok meşgul olacak. Mevsimler Konseyi, ben Katar İmparatoru. Simbar'ı yönetmeye devam etmek istediğimi sizlere bildiriyorum.
Senin iyi ve sevecen bir imparator olduğunu biliyoruz. İsteğin kabul edildi. Merhaba. Bahar henüz bitmedi mi? Daha yeni başladı Bay Kış. Himen sayesinde. Hayır Bahar Leydisi. Babasını kurtarmak için hayatını riske atan çok cesur bir kız sayesinde. Benden hiç korkmuyorsun değil mi Kadey? İlk başlarda Hexon'un büyüsünden çok korkuyordum Orko. Ama bir şey bu korkuya üstün geldi. Ailesine bağlı bir kızın elinde en güçlü büyüden daha büyük bir güç vardır, sevgi. Çok haklısın Kedi. Çok haklısın. Eğer zaman dursaydı neler olurdu hiç düşündünüz mü? Çiçekler ve bitkiler asla büyümezdi. Ve tabii sizler de. Sonsuza kadar aynı kalmak ister misiniz? Hiçbir şey öğrenmeden ve büyümeden. Zaman herkes için önemlidir. Bitkiler, hayvanlar ve tabii sizler için de. Sizler büyüdükçe değişirsiniz. Bu da geleceğin anahtarıdır. Zaman sizin dostunuzdur. Zamanınızı doğru şekilde harcayın. Zamanın size sunduklarından yararlanmaya çalışın.